Çok yaşa sen aşe, çok yaşa sen aşe, köye yurdu kızım, gelecek kızım, dayımın kuzususun. Çok yaşa sen aşe, çok yaşa sen aşe, köye yurdu kızım, gelecek kızım, dayımın kuzususun. Bahtın açılsın, tarih açılsın, gönlün şen olsun, kendini üzme sakın. Bahtın açılsın, tarih açılsın, gönlün şen olsun, kendini üzme sakın. Hey! Dur, patlasın, çal, oynasın, dur, patlasın, çal, oynasın, bu hayat öyle geçer. Hey, bu hayat öyle geçer. Patlasın çal, oynasın vur, patlasın çal, oynasın bu hayat öyle geçer. Hey, bu hayat öyle geçer. Yandım ateşinden, benim nazlı güzel Ayşem. Merhametin yok mu hiç bana? Seviyorum seni, aşkımdan emin ol Ayşem. Nasıl anlatayım ben sana? Söyle söyle Ahmet Ayşe'ne sen merhamet et, benim de bir sözüm var sana. Söyle söyle Ahmet Ayşe'ne sen merhamet et, benim de bir sözüm var sana. Ömrüm Ayşem, canım Ayşem, bu can feda sana. Aman Ayşem, canım Ayşem, gel aç şu duvağı. Uzat bana ateşlenen o yangın dudağı. Bahtın açılsın, taliz açılsın, gönlün şen olsun, kendini üzme sakın. Bahtın açılsın, taliz açılsın, gönlün şen olsun, kendini üzme sakın. Hey! Vur patlasın çal, oynasın vur patlasın çal, oynasın bu hayat öyle geçer. Hey, bu hayat öyle geçer. Çalışın kızlar, çalışın. Bakalım bu sene üzüm eceliğini kim kazanacak? Her şey kazanacak tabii. Kınalı keklik tabii. Hey, kınalı keklik. Bu sefer birinciliği sana kaptırmayacağım. Geçen sene de böyle dedin, sonuncu oldun. Kabahat ellerinde değil, dilinde senin. Durum nasıl Hasan? Ayşe en yakın rakibini 76 sepet geçti beni dayı. Geçene bizim kız bu sene de üzüm ecesi oldu. Seninki geliyor Veli dayı. Daha yorulmadın mı kız? Yorulur muyum hiç? Yeni başlamış gibiyim. Bunu da yazdın mı Hasan? Beşin yazdım, merak etme. Bugünlük yeter Ayşe, hadi artık kızları topla. Peki dedeci. Dinleyin beni kızlar, yarış sona erdi. Bu sene toprağımız bereketli, mahsulümüz bol oldu. Yarınki üzüm bayramı da anlı şanlı olmalı. Hadi herkes evine dağılıp bayrama hazırlansın. Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi! Dedeciğim, dedeciğim izin verirsen Fatma Nine'ye gitmek istiyorum. Yeni mahsulden götürüp hatırını sormazsan bana kırılır sonra. Git yavrum, ayranı kuyuya salsın. İşim bitince ben de geliyorum. Baş üstüne dedeciğim. Bir dakika Ayşe. Günlerdir sana söylemek istediğim şeyler var. Ne zaman söylemek istesen benden kaçıyorsun. Kaçmam senden değil Hasan. Aramızdaki arkadaşlığın, kardeşliğin bozulmasından korktuğum için. Ya benim korkum Ayşe? Benim korkum, günün birinde bembeyaz elbiseler giyecek, bir kuş gibi uçup gideceksin. O zaman ne olurum diye korkuyorum ben. O zaman da korkma Hasan. Bil ki Ayşe'nin tek arkadaşı, tek dostu, tek canı gene Hasan'dır. Ve ölünceye kadar da öyle kalacaktır. Sizi gidin uzun kulaklar sizi, kafamızı kırıp elinize vermezsen bana da Fatma Nine demesin.
Pınar. Kolay gelsin Fatma nene. Kolaysa başına gelsin kınalı keklik. Ah başıma neler geldi. No Fatma nene, hangi tavuğuna kış dediler de dövüyorsun? Namehremime göz dikti bu ırzı kırıklar. Beni yıkanırken seyrettiler. Seyretmedik, vallahi seyretmedik be Fatma nene. Ay bak bir de söyleniyor, seyretmemiş. Ananız yerinde kadını seyretmeye utanmıyor musunuz siz? Niye kızıyorsun Fatma nene, seni görmemişler işte, yemin bile ediyorlar. Aa, yalan söylüyorlar, ben bilmez miyim ayol, vallahi seyrettiler. Sizi bir daha bu civarda görürsem postunuzu çıkarır, derede tuzlarım evvelallah, yıkılın! Sinirlenme Fatma nene! Dedem geliyor, kuyuya hayvan salsın dedi. Gelsin bakalım, geleceği varsa göreceği de var. Fatma, nasılsın bakalım? İyiyim be Veli. Çiçek mi getirdin bana? Yok be, sana getirmedim. Senin sarı öküz bayılıyor bu çiçeklere. Ona getirdim, yesin diye. Ayranın hazır mı? Hazır ya! Sana taze gübreden halis fışkı suyu yaptım. İç de bol bol kişne! Mektup kimden dedeciğim? İstanbul'dan, Rüstem Bey çiftliği sattığını bildiriyor. Hayırlısı olsun. Bize de yol göründü desene. Yok canım, yeni sahibi efendi bir gençmiş. Rüstem Bey'e rica etmiş, çiftlik eskisi gibi bizler tarafından işletilecekmiş. Çünkü kendisi bu işlerden anlamazmış. Çok zengin olmalı, ne iş yaparmış acaba? Rüstem Bey müzikle uğraştığını yazıyor. Hatırlı, meşhur bir zatmış Ahmet Bey. Bundan sonra hesapları o almaya gelecekmiş. Geleceği varsa göreceği de var. Evelallah hesaplarda kuruş sektirmem. Bilmez miyim? Okulda da hesapta birinciydin sen. Hadi, bu gece erken yat, yarın geceki bayramda turşun çıkacak. Hadi, hadi kızım! Çok yaşa sen aşır, çok yaşa sen aşır. Köyün yıldızısın, biricik kızısın, dayımın kutlusun. Çok yaşa sen aşır, çok yaşa sen aşır. Köyün yıldızısın, biricik kızısın, dayımın kutlusun. Seninle iftihar ediyorum. Bu taç uğur getirsin sana. Telli duvaklı bir gelin gelsin ardı sıra. Yok, ne yapacağız Ayşe? Ne mi yapacağız? Her yılki gibi değişmeyen oyunumuzu oynayacağız. Tavşan kaç tazı kovala! Tavşan kaç tazı kovala! Hoş geldin bey! Herhalde Ahmet Bey olacaksın. Evet, ben de Veli dayı, çiftlik kahyası tahmin etmiştim. Bagajdaki eşyaları içeri taşıyıver. Birazdan bir kamyonet de bir piyano getirecek. Onu da bana hazırladığın odaya taşıtıverirsin. Olur bey. Evin üst katını sana hazırladık. Alt odalarda da torunumla ben yatıyorum. İstemezsen başka eve taşınır. Yok canım, yerinizden olmayayım. Hadi sen o işleri hallederken ben de civarı bir dolaşayım. Peki,
hanım, tazılar yüz sayı kış uykusuna yatsınlar. Arkamdan bakanı kafasına değirmen taşı düştü. Geri çekil! Sen çekil! Önce ben geldim! Benim işim acele! Benim de! Sıkı dur öyleyse! Hey dur! Ne yapıyorsun? Kusura bakmayın, çok acelem vardı! Ne yani, peşinden atlar mı kovalıyor? Atlılar değil ama tazılar, hem de iki ayaklı! İki ayaklı tazı görmemiştim ama iki ayaklı keçi gördüm sayende! Ben miyim o? Sensin ya! İnsan misafiri böyle mi karşılar? Köyümüze hoş geldin yabancı! Hoş bulduk! Hoşça kal yabancı! Bize bakın çocuklar, Ayşe orada! Kolay gelsin dede! Sağ ol kızım, tam zamanında geldin, seni bekliyordum! Hayrola dedeciğim? Bir misafirimiz geldi kız, çiftliğin yeni sahibi Ahmet Bey! Ahmet Bey mi? Hani nerede? İşte, bir kısmı orada, bir kısmı odasında! Şey, Ahmet Bey mi bunlar? Öyle ya, delikanlıyı suya düşürmüşler! Keçi gibi inatçı ama tatlı bir kızı diye tarif etti bana! Çok kızmış mı acaba? Oo, kızmaz olur mu? Hem de nasıl kızmış! Çok kızmıştı ama, soğuk su iyi geldi kızgınlığına! Tekrar özür dilerim, bir kaza oldu işte! Ha, demek o şeytanlıkları yapan senmişsin! Affet durumu bey! Siz de bana iki ayaklı keçi demiştiniz ama! O halde ödeştik sayılır! Şimdi evvela tanışalım, benim adım Ahmet! Benimki de Ayşe! Hesapları tetkik etmek istersiniz herhalde! Pek o kadar acelesi yok! Eğer sizi sıkmazsam bir müddet kalmak istiyorum! Burası senin evin bey! Şimdi hesabı tetkik edin lütfen! Ben de yemek hazırlayayım size! Hesapları günü gününe tutarım! İşte günlük hesap defteri! Bu sene ilk mahsul 26.660 kilo! Sandıklama ve istifte 1780 kilo fire verildi! Böylelikle 24.880 kilo üzümün satışı yapıldı! Bu miktarın cinsine göre şarap ve sirke imalathanelerine 11 ton verildi! 117 kuruştan yapılan bu satışla 12.870 lira alındı! Tüccara satılan iyi cins ise tam olarak... Lütfen bir saniye nefes alın! Çiftliğimdeki canlı hesap makinesini nefes darlığından kaybetmek istemem! Merak etmeyin, alışığım! Enstitüde en sevdiğim ders matematikti! Belli! Hesapları tetkik etmeme lüzum kalmadı artık! Teşekkür ederim! O halde müsaadenizle dedeme yardım edin! Pişirdiler yah bili 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 bil bili bil de çilli de horozum kayboldu yah bili 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 bil bili bil de çilli de horozum kayboldu. Horozumun büyük ana sesi gider Üsküdar'a bugünlerde düştü dara yah bili 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 bil bili bil de çilli de horozum kayboldu yah bili 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 bil bili bil de çilli de horozum kayboldu. (Gülüyor)
olmasaydı. Ya beni, 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 beni de çilli gavuzum kayboldu. Ya beni, 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 beni de çilli gavuzum kayboldu. Bravo! Sesinin çok güzel olduğunu söylediler mi sana? Hayır! Çünkü bu köyde yalan söylemeyi hiç sevmezler. Hoppala! Anlaşılan biz seninle kavgasız arkadaşlık edemeyeceğiz. Sesini hakikaten beğendim Ayşe. Mesleğim icabı anlarım iyi sesten. Sahi dedem söylemişti bestekar olduğunuzu. Bana öyle geliyor ki hayatımın şarkısını da burada besteleyeceğim. Nereden anladınız? Bu bir histir Ayşe. İçten gelen, insanı bir anda sarıveren bir his. Belki bir gün anlatırım sana. Şey, kahvaltınızı hazırlayayım mı? Bana çiftlik civarını gezdirir misin Ayşe? Eğer sence bir sakınca yoksa. Ne sakıncası olacak, gelin peşimden. Buraya dua tepederiz. Çocukluğumuzun en güzel günleri burada geçti. Nasıl, beğendiniz mi? Hayır, kıskandım. Ben de çocukluğumu böylesine güzel yerlerde geçirmek isterdim. Belki de sıkılırdınız buralarda. Şehir başka bir dünya gibi gelir köylülere. Işıl ışıl, tertemiz. Orada yaşayana da burası yavan gelir. Bizler de şehirden ürkeriz. Taş yerinde ağırdır demek istiyorsun. Haklısın Ayşe. Yorulmadınızsa devam edelim. Yorulmadım ama acıktım. Şöyle tıka basa yiyip okkalı bir kahve içmeye can atıyorum. Hadi gidelim. Düşündüğün çok doğru bey. Önümüzdeki yıl çiftliğe o makineleri de alırız. Başka tasavvurlarım da var. Civarın en iyi çiftliği olacak burası. İnşallah. Göreceksiniz. İnşallah. Ne iş yaptığını sorabilir miyim Ayşe? Duvak işliyorum, düğün için. Oo, kim bu şanslı delikanlı? Aşağı köyden, iyi bir genç. Başka köyden demek. O halde sizin köyün delikanlıları çok akılsız olmalı. Neden? Senin gibi güzel bir kızı yabancıya kaptırdıkları için. Ah, yanlış anladınız. Evlenecek olan ben değilim, bir arkadaşım. Öyleyse sözümü geri aldım. Yarın gezmeye gidiyor muyuz Ayşe? Ben hazırım. Tamam. Şimdi biraz çalışayım. Şarkımın ilk notaları Dua Tepe'yi dile getirecek Ayşe. Biraz da seni. Hasan seni aradı yavrum. Misafirimiz olduğunu söyleseydin. Bilmeyen mi kaldı ki? Şu gezmelerin ardı kesilse de rahat etsek. Neden dedeciğim? Şey, bilmez misin? Köy yeri burası. Eloğlunun dilini tutamazsın ki. Senden yana korkum yok. Ama olsun. Anladın mı bir tanem? Anladım dedeciğim. Yandım ateşinden, benim nazlı güzel Ayşem. Merhametin yok mu hiç bana? Seviyorum seni, aşkımdan emin ol Ayşem. Nasıl anlatayım ben sana? Ayşe'ne sen merhamet et, benim de bir sözüm var sana. Söyle söyle Ahmet, Ayşe'ne sen merhamet et, benim de bir sözüm var sana. Ömrüm Ayşem, canım Ayşem, bu can feda sana. Aman Ayşem, canım Ayşem, gel aç şu duvağı, uzat
bana ateşlenen o yangın dudağı. Aman Ayşem, canım Ayşem, gel aç şu duvarı. Uzat bana ateşlenen o yangın dudağı. Hadi Aysel, biraz da sen oyna. De adettir, gelini verirken eğleniriz. Kızlarımız milli kıyafetlerini giyer, anlayacağız çifte düğün yapılır. İkinci düğün ne zaman olur? Damat evinde. Biraz daha kalırsam bütün adetlerinizi öğreneceğim Veli dayı. Hadi şerefe. Şerefe bey. İster misin Veli dayı? Çorbada benim de bir tuzum bulunsun. Oturmuş testi elinde çeşme taşına, o yalı yemeni sarmış Ayşem başına. Fidan boylu Ayşem basmış 15 yaşına. Fidan boylu Ayşem basmış 15 yaşına. Kıvra, Ayşe kız oyna, Ayşe kız şakrak, Ayşe kız şen. Köyün biricik kızı, Ayşe kız vurgunum sana ben. Ayşe kız oynak, Ayşe kız şakrak, Ayşe kız şen. Köyün biricik kızı, Ayşe kız vurgunum sana ben. Sağ ol bey, maşallah sesin de çok güzel, maşallah. Hadi Veli dayı, hadi gel sen de oyna bizimle. Bırakın beni bacaksızlar. Oynarsın ben. Sen, oynarsın. Ay Ayşe! Ayşe! Bu akşam çok durgunsun Ayşe, kimden kaçıyorsun? İçimdeki fırtınadan kaçıyorum Ahmet. O fırtınadan seni koruyacak bir liman olabilirim ben. Bilmiyorum, seni tanımıyorum çünkü. Uzaklardan geldin, bir anda yerleştin içime. Kimsin, nesin sen? Sadece seni seven birim, inan bana. İçimdeki boşluk seninle doldu. Görür görmez sevdim seni. Benim de dünyam değişti.
Rüyalarımda, düşüncelerimde hep sen varsın şimdi. Bunları söylemek istemezdim ama elimde değil. Söylemeseydin de anlardım. Sevginin kokusu var sende Ayşe. Saçlarında, gözlerinde, dudaklarında. Korkuyorum Ahmet. Sonu Hüsran'la bitecek bir masalmış gibi geliyor her şey bana. Sus Ayşe. Bozma bu gecenin sihrini. Gideceğiz seninle buradan. Hayatımın kadını olacağız. Tatlı gülüşünün, üzüm gözlerinin esiri olacağım artık. Hayır! Ne olur git! Git! Keşke buraya hiç gelmeseydin. Keşke seni hiç tanımasaydım. O zaman böylesine sevmezdim seni. Ayşe dur! Ayşe! Bizim kınalı kekliğe bir hal oldu bugünlerde. Leyla gibi dolaşıyor ortalıkta. Avcı yaman vurmuş desene! El oğlu gözünün yaşına bakar mı hiç? Veli dayının da mezhebi amma genişmiş ha! Kurda kuzu teslim edilir mi be? Er kişi olan avrat misali dedikodu yapmaz. Kapayın çenenizi be! Kanına mı dokundu Hasan? Gözünü açsaydın da kaptırmasaydın Ayşe'yi! Ayşe ortamalı değil ki kapanın elinde kalsın! Bir kelime daha söylersen patlatırım belini! Defolun! Deli misin sen? Boşuna başını belaya sokma! Boşuna değil emmi! Ayşe'ye kim dil uzatırsa başına bela olurum! Harcarım Allah'ıma! Bunu böylece bellesin herkes! Seni arıyordum Ayşe. Çoktandır buradaydım. Neyin var senin? Hiçbir şeyim yok Hasan. Hani arkadaştık, hani candık seninle? Niçin anlatmıyorsun derdini? Derdim yok Hasan. Belki bir ateş var içimde. İyi mi kötü mü ben de bilmiyorum. O geldikten sonra böyle oldum. O başka Hasan. Senden saklamam bilirsin. Onu ilk gördüğüm zaman içim bir tuhaf oldu. Dünyam değişti sanki. Ölüm dese ölürüm belki de. Anladın mı şimdi? Anladım. İyi can. Sonunun iyi olması için Allah'ıma dua edeceğim. Çünkü sen bizim kınalı kekliğimiz, pembe menekşemiz. Şansın açık olsun can Ayşe. Arkadaş Ayşe. Buyursunlar, buyursunlar efendim. Çiftliğimize hoş geldiniz. Ahmet Bey'in çiftliği burası mı? Evet kızım! İşte kendisi de geliyor! Ne o, ne var? Burada da mı rahat yok sizden? Vefasız arkadaşımızı utandıralım dedik! İki satır mektup yazar insana yol! Köy havası da iyi gelmiş yazdım! Sana geldim Ahmet. Sürpriz oldu, beklemiyordum. Romantik numaraları sonraya bırakın çocuklar. Viskileri içerken konuşursunuz artık. Açlıktan öldük yahu. Merak etmeyin, Veli dayı hepinizi doyurur şimdi. Tasalanma bey! Seni mahcup etmem evelallah! Buyursunlar şöyle! Buyurun, buyurun, şöyle buyurun! Hadi yeme! Hadi. Bu akşam biz burada kalmayız. Ayşe'yi Fatma Nine'ye yollarım, ben de Hasanlar'da kalırım. Thank you.
İnatçıyım hale. Sonuna kadar mücadele edeceğim senin için. Hoşuma giden tarafın da bu zaten. Belli olmaz, belki günün birinde... Ne olursa olsun sabırsızlıkla bekleyeceğim. Ahmet'ten hayır yok, bunu da hatırlatırım. Seni sevdiğine eminim. Aramızdaki sadece kırgınlık. Zannetmem, uzun zamandır burada. Senden ayrı kalmasının sebebi ne acaba? O sebebi ben de merak ediyorum. Ama galiba buldum. Gel benimle. Merhaba küçük hanım. Merhaba efendim. Adım Hale, İstanbul'dan geldik biz. Hoş geldiniz. Seni içeri davet etmek için geldim yanına. Hadi gel bize. Hayır, teşekkür ederim, gelemem ben. Gel canım. Hemen gel, gitmem lazım. Hadi gel. Hey çocuklar! Aa, bakın yeni bir arkadaş getirdim sizlere. Böyle arkadaşa can kurban, ha, bak hele. Ağır ol, unutma, bana bile yetmiyorsun sen. Ben yeterim ama. Buranın yalnız havası değil... ...mahsulü de enfes doğrusu. Kim bu yavru abi? Ayşe Çiftlik Yahyası'nın torunudur. Burada büyümüş, ben de yeni tanıdım. İyi bir kız. Bunları sorarsan Ayşe, onu ne sen sor, ne de ben söyleyeyim. Teşekkür ederim. Köyümüze hoş geldiniz efendim. Desen de, demesen de hoş geldiler. Kusura bakma, dedenle seni bu akşamlık yerinizden ettik. Estağfurullah efendim, burası zaten sizin. Ne tatlı kız değil mi çocuklar? Adeta vahşi bir güzelliği var. Haklısın Hale, tıpkı işlenmemiş bir maden gibi. Usta bir kuyumcunun elinde nadide bir mücevher olur. Ahmet'ten iyi bir kuyumcu da olmaz doğrusu. Romantik arkadaşımız ağzının tadını iyi biliyor. Bu tarz konuşmaları kendi aramızda yapsak iyi olur. Ayşe bizim havamıza uymaz. Merak etme Ahmet, onu da kendimize uydururuz. Hadi yap beraber içelim. Hadi içelim. Hadi, içelim. Hadi tatlım sen de iç. Hadi. Ben içki içmem efendim. Kırma onları Ayşe, seni çok sevdik biz. Tabii ya, hadi. Ama ben... arkadaşımız olmanı istiyoruz ama, hadi iç. Ne oldun tatlım, sert mi geldi? Geçer şimdi. Aman çocuklar, ona viskinin ayran gibi içilmeyeceğini öğretmeliyiz. Lisan, 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 lisan. Yeter artık. Gördünüz işte, Ayşe hoşlanmıyor bunu. Sonra devam ederiz. Gel otur Ayşe. Hadi bize biraz köyden bahsetsene. Bana müsaade efendim, hemen gitmem lazım. Oldu mu ya, tam kaynaşmıştık seninle. Başka zaman konuşuruz, yapılacak işlerim var şimdi. İyi eğlenceler size. Bir dakika Ayşe, sana bir teklifim var. Bizim evdeki kadın kaçtı. Annem oralarda eli ayağı düzgün, temiz birini bulursan getir demişti. Seni çok beğendim, rahat edersin bizde. Maaş da dolgundur ha, ne dersin? İş aramıyorum ben. Köyümüz çalışanlara yetecek kadar bereketlidir küçük hanım. Hoşça kalın. Kabalık ettin Pervin. Açıkçası terbiyesizlik. Aman hadi sen. Ne var bunda ayol? İş teklif etti kıza. Belki Ahmet'in başka tasavvurları vardır kız hakkında. Hizmetçilikten başka şeyler. Ne dersiniz? Kaçma derim. Ahmet bir salon hanımıyla basit bir kızı ayırt edemeyecek kadar kör değildir. Öyle değil mi sevgilim? Kapatalım bu bahsi artık. Hadi çocuklar eğlencemize devam. Yarın hemen dönmemiz gerekiyor. Güle güle Hale. Sen de geleceksin. Dedikodulardan bıktım artık. Bütün sosyetenin diline düştük. Herkes aramızdan kara kedi geçtiğini sanıyor. Yalan mı? Hiçbir zaman benim istediğim kadın olamadın. Ben de senin istediğin erkek olamayacağım. Bir ömür boyu birbirimiz için kabus olmakta devam edeceğiz. Ayrılalım. Ben burada kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum. Yeni hayatını kiminle kurmak istediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Kiminle? Ayşe'yle, köy yerinde kadınsız bir erkek için cazip bir kız. Sus, böyle konuşma. Konuşacağım işte. Önce senin her şeyi anlatmanı istiyorum. Kimdi o kız? Kahya'nın kızı olduğunu söylemiştim. Daha başka? Aranızda neler geçtiğini öğrenmek istiyorum. Konuş Ahmet. İnkar edecek değilim. Ayşe'yle bir takım şeyler geçti aramızda. Tahmin ettiğim gibi. Yapılacak bir tek şey var şimdi. Hiçbir zaman beni mesut edemedin. İstediğin tazminatı vermeye hazırım. Boşanalım. Yağma yok. Ölsem de seni bırakmam. Yarın benimle İstanbul'a döneceksin. Hayır, dönmeyeceğim. Döneceksin. İşte sana son ihtarım. Yoksa seni rezil ederim. O Ayşe olacak köy aşiftesinin de seninle fingir dediğini, yuvamı yıkmaya kalktığını herkese, bütün köye ilan edeceğim. Sus, sus! Konuşma artık!
Ayşe, gidiyorum ben. Sana sormadan, seninle vedalaşmadan gidiyorum. Böylesi ikimiz için de iyi. Uzun uzun düşündüm her şeyi, inan bana. Ne yazık ki ayrı dünyaların insanlarıyız biz. Sen Dua Tepe'nin dağ çiçeğisin yavrum. Hasret çeşmesinin suyuyla yeşerdin, büyüdün. Yerinden koparılırsan yaşayamazsın, solarsın. Taş yerinde ağırdır bir tanem. Belki çok uzaklarda olacağım bundan sonra. Ama bil ki seni de yanımda götürdüm ben. Her şeyinle içimde bir türkü olacaksın dünya durdukça. Seni hiç, hiç unutmayacağım Ayşe. Allah'a ısmarladık kınalı kekliğim. Nasıl yaptı bunu bana? Beyaz bir kağıt, iki kara yazıyla uçup gitti uzaklara. Konuşsaydı bari. Son defa konuşsaydı da gitseydi. Söyle nine, döner mi geri, döner mi? Allah bu, o bilir yavrum. Döndürür belki onu sana. Zindan etmez dünyanı, acır sana. Saatte karısı sokakta olan bir koca yatamaz sanırım. Sen istedin böyle olmasını tatlım. Ben eğlencelerin, kumar masalarının kadınıyım. Sen seni hiçbir yere götürmüyorsun. Ben götürmüyorum ama sen gitmesini biliyorsun. Suat olmasaydı gidemezdim herhalde. Ona teşekkür borçlusun, unutma. Borcumu Suat evlendikten sonra karısını gezdirmekle öderim. Merak etme. İyi geceler! Ah, az kalsın unutuyordum. Paraya ihtiyacım var. Yeni gardırobumu tanzim edeceğim. Ne kadar? Ya, 50.000 ver. Üç ay oldu nene, aramadı. Ufacık bir haber bile göndermedi. İstemezdim uzun uzun yazmasını. Saçının bir telini gönderseydi razıydım. Katlanırdım acılara o zaman, ağlamazdım kaderime. Sen git ona istersen, anlat halini. Belki bilmiyordur kızım. Nasıl giderim nene? İsteseydi çağırırdı beni, gelip alırdı. 2000 daha. Pas. 5000. Rest. Gördüm. Yokum. Full. Kare dostum. İyi. Oh, Ahmet, bu ne sürpriz! Sen ne arıyorsun burada? Senin yaşadığın çılgın hayatı bir de ben deneyeyim dedim. Ne o? Pes mi ettin? Çok mu kaybettin? Kaybetmeye öylesine alıştım ki. O halde ben oynayayım. Öyle ihtiraslıyım ki bugün. Nefis bir defileydi, kendime tam 10 kat birden ayırttım. Rest. Gördüm, kabul. Yaşasın, kazandım! Rüyalarımda, düşüncelerimde hep sen varsın.
Şimdi bunları söylemek istemezdim ama elimde değil. Keşke buraya hiç gelmeseydim. Keşke seni hiç tanımasaydım. O zaman böylesine sevmezdim seni. Sevemezdim. Bakın çocuklar, Ahmet ne çalıyor? Bravo sevgilim, harikulade bir melodiydi bu. Şimdiye kadar hiç duymamıştık senden. Herhalde üstadımızın yeni şarkısı olacak bu. Belki de çok eski. Asırlar kadar eski. Adı nedir bu şarkının Ahmet? Ayşem. Çocuklar, Ayşe bayılmış, güneş çarptı! Aman çocuklar, hemen gidip dedesine haber verelim. Ayşe'nin işi benimle değil. Eba Hanım'la. Ha? Eba Hanım'la mı? Ne? Evet dostum, Ayşe çok yakında anne olacak. Anne! Şimdiden tebrik ederim Veli dayı. İyice de kocadın artık. Bir torun sahibi olacaksın. Bana müsaade. Bu ani iş seyahatini izah eder misin lütfen? İzah edecek hiçbir şey yok. Hem ben sana bir şey soruyor muyum? Gönlünce yaşayıp gidiyorsun. Bakalım bu köşe kapmaca ne zaman bitecek? Hiçbir zaman bitmeyecek. Senden ayrılmayacağım. Bana para ver. Yeni bir defilede kendime 8 takım elbise ayırttım. Sonra bir sürü de masrafım olacak. Anladık, anladık. Hayatımızın başka türlü olmasını istemez miydin? Başka türlü olmasına imkan var mı? Sen kendi hayatını yaşıyorsun. Benimse yaşanacak hiçbir hayatım yok artık. O hadiseyi unuttun zannediyordum. Hadiseyi değil, benliğimi unuttum. Hoşça kal, telefonla ararım seni. Eski gücüm olsaydı öldürürdüm seni. Sen miydin bizim Ayşe'miz, kralı kekliğimiz? Sen miydin o? Torunumdun, canımdın benim. Kıyamazdık bak bir, içimiz titrerdi hep. Sen miydin o? Seneler bükemedi Veli dayının belini. Sen yaptın o işi. Belimi de, içimi de büktün. Aferin Ayşe, iyi yaptın. Çamura attın, yıktın Veli dedeni. Yalvarırım böyle konuşma dede. Vur, öldür beni ama konuşma. Böyle mi olacaktın Ayşem? Keşke ölseydin, ağlasaydım arkandan kana kana ama kötü olmasaydın. Allı karalı olmasaydın. İstemezdim böyle olmasını. Kaderim, yazım buymuş. O değiştirdi yazını. O ırz düşmanı bu hale koydu. Sonra da bir paçavra gibi savurup attı seni. Deme böyle dede. Belki hastadır. Belki de bilmiyordur halimi. Bilse gelir alır beni. Alnı karalı bırakmaz buralarda. Sen git dayan kapısına, tükür yüzüne, temizlesin bu lekeyi. Yoksa ben giderim ona, çıkarım karşısına! Hayır dede, hayır! Ben gideceğim. Eğer dönmezsen, bilin ki Ayşe'niz öldü. Bilin ki kınalı kekliğiniz yaşamıyor artık. Ayşe, tanıdın mı beni? Tanıdım tabii, çiftliğe gelmiştiniz. Ne güzel tesadüf, ne işin var buralarda? Şey, Ahmet Bey'in evini arıyordum, kendisiyle koşmam lazım da. Maalesef konuşamayacaksın Ayşe, çünkü kendisi burada yok, seyahatte. Seyahatte mi? Ne zaman döner acaba, çok gecikir mi? Ahmet'i görmen mühim mi Ayşe? Hayatım kadar, ne olur bana yardım edin. Memnuniyetle.
Gel Ayşe, bizim eve gidelim. Orada rahatça görüşürüz seninle. Sizlerle beraber ayrıldı köyden. Bir daha da aramadı, sormadı. Peki çocuğu olacağını biliyor muydu? Hayır. O günden sonra hiç konuşamadık. Bekledim bana gelmesini. Hata etmişsin. Önceden bu işi halletmeliydin. Hiç olmazsa bu kadar acı çekmezdin. Bütün bunları anlatmamam lazımdı belki. Ama o kadar çaresiz ve yalnızım ki. Yalnız sayılmazsın artık. Ben varım Ayşe. Hatırlar mısın? Seni ilk gördüğüm an sevmiştim. Şimdi daha çok ısındım. Kardeşim gibisin. Eksik olmayın. Bu yakınlığınız kuvvet verdi bana. Böyle meselelerde kadınlar birbirine yardımcı olmalı. Hemen bir telgraf çeker, Ahmet'e durumu bildiririm. Ya kabul etmezse, ya dönmezse? Bugüne kadar beni aramadığına göre bir sebebi olmalı. Belki de bir bağ. Bağ mı? Hayır, hayır! Seninle evlenmesine hiçbir mani yok. Sadece işleri. Son zamanlarda o kadar meşgul ki... biz arkadaşları bile zor görüyoruz kendisini. Sizi bana Allah gönderdi. Günün birinde bu acım biterse, inanın ki sebepsizsiniz. Bu uğurda elimden gelen her şeyi yapacağım Ayşe. Her şeyi! Bana inan ve bekle! Ahmet ayın 17'sinde döneceğini söylemişti. Telgrafımıza cevap gelir gelmez, hazırlanırız. Size yük olacağım ama! Yük değil! Büyük bir zevksin benim için! Arkadaşımsın, kardeşimsin! Düğün gününe kadar bizde kalırsın! Evde hizmetkarlarımdan başka kimse yok! Babam da Avrupa'da! Hadi gel, odana çıkarayım seni, istirahat et biraz! Planımı nasıl buldunuz çocuklar? Bravo Meryem, harikulade, bravo! Çok güzel abi! Suat, masaya otur bakalım, oyunumuzun provaları başlıyor! İşte Ahmet'in yazısı Suat, taklit edeceksin! Vay canına! Ahmet yapmış romantik numarasını mektupta! Biz de yapacağız, merak etme! Yaz şimdi! Ayşem! İstanbul'a gelişini öğrenince sevinçten deliye döndüm! İnan bana, ben de bekliyordum seni! Göreceksin, o mutlu günümüzde bütün acılarımız bitecek Ayşe! Önümüzdeki ışıklı, saadet dolu yolda el ele yürüyeceğiz artık! Arkadaşlar nikah muamelelerini takip edecekler! Bütün bu işleri ben yapmak isterdim! Ama böylesine de razıyım şimdi, çünkü sen geldin, kınalı bebeğim geldi bana! Para için düşünme, istediklerini alabilirsin yavrum! Seni çok özledim Ayşe! İnanamıyorum bir türlü! Ahmet razı olduğunu yazıyor, kabul etmiş her şeyi! Mecbur buna tatlım! Mecbur olduğu için mi? Budala! Sevdiği için tabii! Dinle beni şimdi! Öğleden sonra terziler gelecek! Gelinliğin için! Modelini seçtim ben! Beğeneceğini tahmin ederim! Kaba bir çula bile razıydım ben! Acaba köye mektup yazabilir miyim? Dedeme davet etmek istiyorum da! Tabii! Yalnız dedeni değil, bütün köyü davet edebilirsin! Gelip senin mutluluğunu görmelerini isterim ben! Siz bir iyilik meleğisiniz! Ömrümce unutamayacağım yaptıklarınızı! Ömrüm boyunca! Hey millet! Dinleyin beni! Mektup geldi! Ayşem'den mektup geldi! Gözün aydın Veli dayı! Hepimizin gözü aydın sayılır! Hem mektup hem davetiye bu! Düğüne çağırıyor bizi! Okuyun! Hepiniz okuyun da anlayın Ayşe'nizin ne olduğunu! Bizi sevindirdin Veli dayı! Biliyorduk zaten Ayşe'nin yanlış bir iş yapmayacağını! Yapmaz tabii! Benim Ayşem'im, torunum! Var mısınız, gidiyor muyuz düğüne? Yol ırak Veli dayı! Ayşe'nin mutluluğu yeter bize! Ona demir yürekten kucak kucak selam götür, sevgi götür! Unutmasın doğduğu, büyüdüğü köyü! Unutur mu hiç? Unutsaydı çağırır mıydı bizi? Ya sen Hasan, sen de gelmeyecek misin yoksa? Gelmez olur muyum hiç? Ayşe'nin mutluluğunu gözlerimle görmek isterim! Yolculuk ne zaman? İki gün sonra, anca yetişiriz oğlum! Hadi! Hadi gidelim de yabanlıklarımızı çıkaralım sandıktan! Varalım Ayşem'in düğününe! Ye oğlum, ye! İstediğin kadar ye, iç! Burası Ayşe'nin evi! Bizim evimiz sayılır, öyle değil mi? Haklısın Veli dayı, bizim evimiz sayılır! Kim derdi ki demir yürek köyünün Ayşe'si böyle saray gibi evlere gelin olacak diye, kim derdi? Ayşe'ye böylesi yaraşır!
O layıktır her şeye. Layıktır tabii, bir tanedir o. Ama niye hala göstermediler onu bize? Göreceğim geldi kızı. Sırası var Veli dayı. Biz köyde sizin adetlerinize uyduk. Siz de bizimkilere uyun bakalım. Elbette kızım, elbette. Sen de sağ ol yavrum. Allah tuttuğunu altın etsin. Ayşe mektubunda anlatmıştı uzun uzun. Onun iyiliği Veli dayı, ben bir şey yapmadım ki. Ben hiçbir şey daha yapmadım. Daha ne yapacaksın yavrum? Yuva kurdun, yuva! Ya! Pervin! Veli dayı ile Hasan'ı Ayşe'nin odasına olur, götürüver. Eksik olmaksın. Hadi buyurun yavrum. Götürüver beni bakayım. Ayşe'nin odası. Ahmet geldi. Erol'dan evin oyalıyorlar dışarıda. Hadi Suat, sen de hazırlan damatla. Oyunun finaline geldik artık. Yalancı nikah memuruna da söyleyin, rolünü tam yapsın. Hoş geldin sevgilim, seni çok özledim. Dönüşünün şerefine bir parti tertipledim. Yoksa bana kızdın mı? Yorgunluğumu hesaba katmalıydın ama. Sürprizimi öğrenince yorgunluğun kalmayacak ama. Gel benden, sana anlatacaklarım var. Fırtına kopmak üzere. Ben üşümeye başladım bile. Bunlar da Fatma ninenden yavrum. Bebeciğine giydirsin, ayacıkları üşümez dedi. Ben de sana kucak dolusu selam getirdim Ayşe. Demir yüreklilerden, Dua Tepe'den, Hasret Çeşmesi'nden selam. Benim için en büyük hediye bu Hasan. Bir zamanlar üzülürdüm Ayşe. Beyaz elbiseler içinde uçacaksın diye. Şimdi seviniyorum. Mutlusun çünkü. Tanrı seni hep mesut etsin Ayşe. Geldi Ayşe, damat geldi. Hadi çabuk, aşağıda bekliyorlar. Gir dedenin koluna, hadi çabuk hadi. Sürprizini öğrenmek için daha ne kadar bekleyeceğiz acaba? Beklemeyeceksin sevgilim, işte sürprizim! Ayşe bu, neler dönüyor anlasana! Suat'la evleniyor, sevaptır diye düğünü bizim evde yapıyoruz. Geline bak, ne kadar güzel değil mi? Müzik, ilk dansımızın müziği! Niye şaşırdın sevgilim? Müstakbel kocanla ilk dansı yapıyorsun değil mi? Kocan mı? He? Sen? Beni mahcup ediyorsun tatlım. Sarıl bakayım kocana, hadi sarıl. Hayır, hayır! Yalvarırım bırakın beni! Bırakın! Arzularını yerine getiriyorum nanoşum. Koca isteyen bir köylü kızına yardım etmek suç mu yani? Ama ben... Aa, biliyorum! Sen Ahmet'i tercih etmiştin. Ama imkan yoktu buna. Evliydi o çünkü. Evli mi? Kiminle? Benimle! Doğru mu bu? Doğru mu bu? Her şeyi izah ederim sana. Dinle beni. Cevap ver bana, doğru mu? Evet, ama... Yeter! Sus, konuşma artık! Hadi çocuklar, aynı zamanda bizim de evlilik yıldönümümüz bu akşam. Mutlu evliliğimizin şerefine! Şerefine! Anladım her şeyi şimdi. Seni de hale! Can evimden vurdun beni, zehirledin. Halbuki melek gibi sokulmuştun bana. İnanmıştım, görmedim içinin pasını kirini. Akıt şimdi zehrini iyice, rahat et! Belki çok safım ama cahil değilim. Kanunla halledebilirdim meselemi, istemedim. Küçültmedim sevgimi, çok büyüktü çünkü. Sizlerin anlayamayacağı kadar büyüktü. Bari ona dokunmasaydınız, kirletmeseydiniz yüreğinizin çamuruyla. Köyümden kopup geldim buralara, mecburdum. İçinizden birinin yüzüne tükürmemi istemişlerdi benden. Yine de bir ümit vardı içimde. Geldim, belki de ayaklarına kapanıp yalvaracaktım. Bilseydim gelmezdim, ölürdüm de gelmezdim. Hiçbiriniz yüzüne tükürülmeye bile değmezsiniz! İğreniyorum, iğreniyorum hepinizden! Nereye sevgilim ama? Evleneceğiz senden! Bırak beni!
Ayşe! Ayşe! Ahmet! Yaklaşma ona artık! Bir zamanlar seni kıskanırdım. Ama değmezmişsin Ahmet. Ne yazık ki sevdi seni. Yoksa yaşatmazdım. Allah'ıma yaşatmazdım! Kendine başka bir kahya ara, şerefsiz, soysuz birinin yanında çalışmam gayrı! Beni dinle Veli dayı! Suçum yok bu işte! Bırak beni! Ayşem, Ayşem, Ayşem nereye gitti acaba? Ne tarafa gittiğini göremedim, kaybolmuş birdenbire! Üsteleme sevgilim, böylelikle seni kurtarmış oldum! Defol! Hepiniz defolun! Defolun! Yardım edin bana, koşun! Heyecan ve gebelik bu hale düşürmüş onu. Tehlikeli mi doktor? Zamanında müdahale ettik, korkulacak bir şey yok. Rahat uyuması için iğne yaptım. Sabah kendine gelince tekrar uğrarım. Şimdi hastayı kendi haline bırakalım. Bu mevzu beni her zaman güldürecek Ahmet! Gözümde gittikçe küçülüyorsun hale! Senin kadar değil herhalde! Biraz bekle! Senin seviyene düşersem boşanırım belki! Bir hiçsin benim için! Yanlış bir adım attığımı defalarca söyledim sana! O kalitesiz kız yüzünden beni boşamana tahammül edemem! Onu ağzına alma! Sağ olun! Yardımlarınıza teşekkür ederim! Siz olmasaydınız ne yapardım ben? Oh, bizi yabancı sayma Ayşe! Seni görür görmez ısınıverdik biz! Zaten hep isterdik senin gibi bir kızımız olmasını! Olmadı, ne yapalım! Tanrı istemedi bugüne kadar! İstemedi ama seni gönderdi bize işte! Evlat sahibi etti bizi! Bak Ayşe, açık açık konuşalım seninle! İşte ev, işte anne baba sana! Bir lokma ekmek nasıl olsa buluruz! Başından geçenleri de unut artık! Hemen bir iş aramam lazım! Çalışmasan da olur yavrum! Geçinip gideriz nasıl olsa! Hem unutma, yakında anne olacaksın! Daha vakit var! Çalışırsam oyalanırım! Nasıl istersen yavrum, sen bilirsin! Ben çarşıya gidiyorum, bir istediğin var mı? Bir zarf kağıt rica ediyorum! Dedemle Hasan beni kim bilir ne kadar merak etmişlerdir! Hiç olmasa Hasan'a durumu bildireyim! Kalamaz mı yanımda? İmkansız! Sadece süt saatinde buluşacaksınız onunla! Beğendin mi kızımı? Adını Ayşin koydum! Ayşe'nin kızı Ayşin! Tıpkı sen! Tatlı mı tatlı yaramaz! Ne iyisin! Hep iyi şeyler düşünürsün benim için! Gene de öyle! Değişen bir şey yok! Köye dönelim hep beraber! Çok geç artık Hasan!
Değil Ayşe, sen neysen gene öylesin benim için. Senin de, kızının da başımın üstünde yeriniz var. Yan baktırmam, dil uzattırmam size. Biliyorum Hasan, yaparsın dediklerini. Ama ben istemem. Neden? Daha çiçeği koptu yerinden Hasan. Yeşermez artık. Demir Yürek köyünde çok kız var, temiz, tertemiz, gül gibi. Zehra'sı, Gülsüm'ü, Leyla'sı, hepsi de deli olur sana. Yerini tutamaz kimse. Sen de bunu anla Ayşe. Anladım. Ama dönemem köye dedim sana. Mektup yazarım sık sık. Kızım büyüyünce de çağırırım seni. Gelir misin? Lafı mı olur? İki elim kanda olsa koşar gelirim. Götürürsün yavrumu köye. Kalır uzun uzun orada. Burada doğdu ama orada büyümesini isterim. Kız çocuğunun yeri anasının yanıdır. Benimle beraber olmasının ne kazancı olur sana? İsterim ki sana benzesin. Senin gibi özü sözü doğru olsun. Sana benzesin yeter Ayşe. Kötü olmadın sen, sadece sevdin onu. Dedem sana emanet Hasan. Beraberiz artık. Bırakmam onu. Bunu al bari Ayşe. Borç. Ödersin bir gün. Bu paraları kötü gün için mi biriktirmiştin? Hayır, iyi gün için. Bilirsin, basma perdeli bir ev düşünürdüm hep. İçinde de sen. Olmadı işte. Yolun açık olsun Hasan. Hoşça kal Ayşe. Hoş geldin Ayşe, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çocuğun güzel mi? Hemen işe başlıyor musun? Evet. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne, Ayşe'm nasıl? İçeride, yalnız değil, bir misafiri var. Kimmiş? Akrabadan olduğunu söyledi, efendi bir genç. Ayşin'i de sorunca sizi tanıdığını anladım, aldım içeri. Ne işin var burada? Konuşmak istiyorum seninle. Konuşulacak şeyimiz yok, çık git buradan! Beni dinlemezsen bir yere adım mı atmam? Buraya özür dilemek için gelmedim. Çok düşündüm Ayşin. Sen benim için basit bir macera değilsin. Beraber olmak istiyorum seninle. Büyük bir lütuf, teşekkür ederim. İkimizin de hayatı zehir oldu, bunu inkar edemezsin. İnkar etmiyorum, ziyan olan sadece benim hayatım. Ya ben? Senden koptuğum an dünyam değişti, inan bana. Ne olduğumu ben de anlayamadım, aptal gibi hareket ettim. Göremedim saadetin sende olduğunu, ama şimdi geldim sana. İkinci bir kere vurmak, ikinci bir kere öldürmek için değil mi? Hayır Ayşe, beraber olmak, çektiklerini unutturmak için geldim sana. Üçümüz gideriz buradan. Sen, ben, çocuğum. Ona hiçbir zaman çocuğum diyemeyeceksin. Müsaade etmeyeceğim buna. İçimdeki acı ve nefretle büyüteceğim onu. Demir Yürek'te başlayan masalımızı anlatacağım hep. Öğrenecek babasının ne olduğunu. Şimdi çık git buradan. Seni görmek istemiyorum artık. Ağlama bir tane, ağlama üzüm gözlüm. Hadi uyu bebeciğim, anasının kızısı. Uyu hayatım, Ayşe'nin benim canım. Ninni yavru, ninni yavrucuğum. Kırmızı gül demet demet. Kırmızı gül demet demet. Sevda değil bir alamet. Balam nenni, yavrum nenni. Kırmızı gül her dem olmaz. Kırmızı gül her dem olmaz.
yaralara merhem olmaz. Balam nenni, yavrum nenni. Tabiplerde derman bulmaz, tabiplerde derman olmaz. Şol revanda balam kaldı, yavrum kaldı, balam ne? Sesinin kıymetini bil kızım. Biraz çalışırsan çok para kazanırsın bu işten. Patrona bahsettim, hemen kabul etti. Olmaz öyle şey. Neden olmazmış canım? Senin yaptığın o iş Ayşe'ye göre değil. Haka orası öyle ama basamak olur yükselmesi için. Eksiklerini tamamlar hiç olmazsa. Kızın aklını çelme Hayri Efendi, karışmam sonra. Benden söylemesi. Kaç defa ninnisini dinledim Ayşe'nin. İstedim ki bir faydam dokunsun, birkaç kuruş kazansın. Hadi eyvallah. Sağ ol Hayri Efendi. Dürüst çalışanı her iş birdir bence. Teklif ettiğiniz ücret hiç de fena değil. Muvaffak olursan daha da artacak kızım. Mukavele imzalayıp avans alacaksın. Gene de siz bilirsiniz tabii. Ne zaman başlayabilirim? Bir iki provadan sonra başlarsın. Belki iki, belki üç gün sonra. Belki de hiçbir zaman. Ne yalan söyleyeyim, içim istemiyor oraya başlamanı Ayşe. Neden ama? Neden mi, istemiyorum işte. Demek pavyonda çalışmayı kabul etti. Maalesef evlat. Nuh diyor, peygamber demiyor. Yaydıramadım bir türlü. Biliyordum caymayacağını. İnanılmaz derecede gururlu bir insandır o. Çalışmazsa size yük olacağından korkuyor. Böyle düşünmekte haklı yavrucak. Görüyor halimi. Kırık dökük arabayla nafakamızı zor çıkarıyoruz. Bunu hiç düşünmemiştim. Senin halin vaktin yerinde olsaydı belki çalışmazdı o zaman. Yok, zannetmem. Ayşe'yi sen hiç tanıyamamışsın evlat. Haklısın baba. Eğer tanıyabilseydim ikimiz de bu kadar acı çekmezdik şimdi. Kahrolmazdık böylesine. Ne zaman başlıyor? Bu gece. Sevmez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım. Bir gün beni unutup başkalarına bakma. Birazcık sevgin varsa beni yalnız bırakma. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım. Bak bak, cici ya. Söyle bakalım ninesi, kuzucuğum üzdü mü seni? Ağzı var dili yok yavrucağım. Canım. Müjdem var kızım, müjdem. Hayrola babacığım, ne müjdesi? Bedava olmaz. Babana bir öpücük verirsen anlaşırız. Oldu mu şimdi? Oldu. Gel benimle. İşte müjdem işte. Beğendin mi? Araba aldım araba, hem de kralını. Ayağın uğurlu geldi bize. Çok sevindim buna.
Hayırlı olsun baba. Hepimize yavrum. Bundan sonra hayatımıza yeni bir istikamet vereceğiz. Kazancımız kâfi gelir artık. İki araba geçindirir bizi. Sen de çalışmazsın böylece. O mevzuya dönmeyelim ne olur. Yemin ettiğimi söylemiştim size. Ömrüm boyunca çalışacağım ben. Ne lüzumu var kızım? Aç mıyız, açıkta mıyız? Öylesi değil Hakkı baba. Kızımı kendi kazancımla yetiştirmek istiyorum. Bir bakıma içimdeki boşluğu dolduruyor çalışmak. Sakın yanlış anlama beni. Çalışmasam da bana ve çocuğuma bakacağınızdan eminim. Ama ne olur çalışmama mani olmayın. Araba numarası da çökmedi oğul. Söylemiştim sana kabul etmeyeceğini. Ne de olsa bir ümitti. Denedik olmadı. Olacağı da yok. Geri alabilirsin artık arabanı. Sen de kalmasını istiyorum. Fırsat düşkün olmadığımı hatırlatırım delikanlı. Arabayı Ayşe için kabul etmiştim. Ama şimdi iş değişti. Değişen hiçbir şey yok Hakkı baba. Hayatımda en çok sevdiğim iki varlık senin çatın altında yaşıyor. Korudun, yardım ettin onları. Bu iyiliklerin altında ezme beni. Seven bir erkeğin ricası bu. Bir babanın ricası. Pekala, anlıyorum seni. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Ayşe'yi tekrar kazanabilmek için mücadele edeceğim. Bu uğurda her şeyi göze alacağım, her şeyi. Açık konuş evlat. Vicdan azabı duyduğun için mi bu mücadelen? Hayır. Sevdiğim için Hakkı baba. Sevdiğim için. Çal, çal! Ayım güneşim, düşümde gördüm hüryalı eşim. Eğer sen güzelim, benim tek çiçeğimsin de dünyaları verirsin bana. Bir içki, bir kadeh, güzel bir gülüş. Kıvrıla kıvrıla öne dökülür. Böyle bir ahudur benim tek beklediğim de dünyaları verirsin bana. Yeter artık Ayşe, bu kadar da fazla. Senin yaptığın şarkıcılık değil. Bırak beni! Size ne beyim? Hem bu gazinoda hariçten şarkı okumak yasaktır. Patron, adamlarına söyle bu işe karışmasınlar. Defolun buradan! Hadi sen de al voltanı oğlum, burası sana göre yer değil. Aramızda yaşayamazsın bizim. Taş yerinde ağırdır, unutma, senin lafındı bu. Boynu bükük bıraktığın zaman mektubunda yazmıştın bu cümleyi. Unutalım geçmişi Ayşe. Unutursam yaşayamam ben. Eskiden sevgim yaşatırdı beni, şimdi de kinim. Bana iyilik etmek istiyorsan çıkma karşıma. Seni de sevgimi de gömdüm ben, anlıyor musun? Anlıyorum seni Ayşe, çok iyi anlıyorum. Söylemiştim sana. Duyuyor musun? Gelmemeni söylemiştim. Burasını kiraladım bu gece. Her gece geleceğim buraya. Son meteliğime kadar devam edecek bu böyle. Bilmiş ol. Hazinelere değer vermediğini bilirim. Bir zamanlar benim namusumu da bozuk para gibi harcamıştın. Şimdi sıra kendi paralarına geldi. Dünyayı satın alabilirsin.
Ama Demir Yürek köyünün Ayşe'sini bir daha geri getiremezsin. Son bir fırsat ver bana. Beraber olalım. İnan benim sevgim Ayşe. Fena fikir değil. Bir ev tutarsın bana. Buzdolabı, çamaşır makinesi de alırsın. Yatak odamız kırmızı ışıklı olur. Arada sırada uğrarsın eve. Sevgini ispat edersin böylece. Ayşe, neler söylüyorsun sen? Hakikatleri! Evine dön artık, seni bekleyen kadını yıkma! Zehirleme onun da hayatını! Dur! Bir şarkı söyleyeyim hiç olmazsa! Sana hiçbir zaman borçlu kalmak istemem! Madem ki gidiyorsun, bırakıp burada beni. Madem ki gidiyorsun, bırakıp burada beni. Bir daha kuşu böylece elimizden kaçırdık evlat. Hiçbir haber bırakmadım. Sadece bir veda mektubu. Bizim hatun çok ağladı arkalarından. Arayacağım onu. Ömrümün sonuna kadar durmadan arayacağım. Bana kalırsa üstüne üstüne gitme oğlum. Bir delilik yapmasından korkuyorum. Senden değil, sevgisinin büyüklüğünden kaçtı o. Bir inansa bana. Kendisini sevdiğimi bir anlasa. Sabırlı olman lazım. Yüreği kırık değil, yanık Ayşe'nin. Yanık izi de kolay geçmez. Zaman ister bilirsin. Bana döneceğini bilsem beklerdim. Sonuna kadar beklerdim onu. Sevdiğine inandığı an dönecek sana. Yeter ki sen beklemesini bil. Bilinmez. Belki birkaç sene, belki bir ömür boyu. Kutlu olsun bir tanem! Kır saçlı bir nine oluncaya kadar yaşa yavrucuğum! Sen de yanımda ol ama! Allah isterse güzelim! Söyle bakalım şimdi, hediyeni beğendin mi? Teşekkür ederim anneciğim!
Bakıyorum benim hediyemi sormuyorsun. Sormam çünkü biliyorum. Neymiş öyleyse söyle bakalım. Benim gibi yaramaz kara gözlü bir kuzucukmuş. İyi ama nereden biliyorsun sen? Kuzuyu buraya getirmedim ki. Kuzu gelmedi ama dedenden mektup geldi. Onun ağzında bakla ıslanmaz ki zaten. Özledin mi dedeni? Sorulur mu hiç? O buruşuk yanaklarını, bana masal anlatışını özledim hep. O da seni öyle özledi ki, burnunda tutuyorsun dedeni. Ne zaman gidiyoruz? Annem bilir. Öbür gün yola çıkabilirsiniz. Hasret ateşinin ne olduğunu iyi bilirim çünkü. Dedeni daha fazla üzmeyelim. Bak hale! Bu kağıtları avukatım hazırladı. Ha? Bütün malım, mülküm, paralarım, her şeyim, her şeyim senin olacak. Anlamadım. Bunlar mı? Ha? Oo, maşallah, beyimizin cömertliği üstünde. Neye karşılık bunları veriyorsun bana? Ayrılmayı kabul ettiğine dair avukatıma verdiğin vekaletnameyi atacağın bir imzaya karşılık. Baştaki kağıdı imzalarsan, tapudan ve noterden tasdikli evraklarla her şey senin olacak. Bakayım. Oo, bir hayli servetim varmış. Demek her şeyi, her şeyi bana veriyorsun ha? Evet. Boğuluyorum hali. Babamdan kalan para, mal, mülk hiçbir zaman mutluluk vermedi bana. Hayatımı yeni baştan kuracağım. Ona mı gideceksin? Hayır. Yemin ederim hayır. Uzun seneler görmedim onu. Ama beni istese, beni kabul etse hiç düşünmeden giderim ona. Lütfen anla beni. Her neyse, bu akşam benim de cömertliğim üstünde. İmzalıyorum. Yaşasın, bundan sonra bana Şendul diyecekler. Milyoner Şendul! Kulüp mü? Suat verir misiniz? Ha Suat, sen misin? Çocukları topla. Bu akşam hepinize muazzam bir ziyafet veriyorum. Büyük müjdelerim var. Şimdi arabaya atlayıp son süratle geliyorum oraya. Önce ben geldim. Benim işim acele. Benim de. Öyleyse ikimiz birden geçelim. Hadi. Ay, düşüyorum. Anneciğim. Hop. Gel bakalım küçük yaramaz. Bu acelen ne söyle? Tazılar kovalıyor peşimden. İki ayaklı tazılar değil mi? Hı-hı. Merak etme, onların iki ise bizim de dört bacağımız var. Yakalasınlar da görelim. Ay. Oh. Yaşasın amca, tazıları atlattık işte. Atlattık ama bende de can kalmadı. Yoruldun hani. Mu? Hem de nasıl. Köy çocuğu olsan yorulmazsın. Sen köy çocuğu musun? Ben şehirde doğdum ama burada büyüdüm. Karış karış bilirim etrafı. Kimin kızısın sen? Babam yok benim. Var ama yok. Dedem var. Deden kim senin? Deli dayı derler ona. Benim dedem o. Deli dayı mı? Tanır mısın dedemi? Belki tanırım yavrum. Çoktandır gelmedim buralara. Hatırlarım belki görürsün. Babam da gelmiş bir kere buralara. Sonra... Evet, sonra? Sonra çekip gitmiş. Bırakmış anamla bizi baş başa. Onun için mi benim babam hem var hem yok dedin? Evet amca,
onun için dedim. Gideyim artık, geç kalırsam dedem kızar. Yarın gelir misin gene buraya? Köyü gezdirirsin bana. Dedenden izin alıp gelirim. Hem ben seni çok sevdim amca. Benim adım Ayşin. Benimki de Ahmet. Ahmet mi? Hı. Hoşça kal Ahmet amca. Güle güle Ayşin. Nereleri gezdik, neler konuştuk bir bilsen. Kimmiş Muhammed amca? Bir misafir, Büyük Çiftlik'te kalıyormuş. Büyük Çiftlik'te mi? Evet, orada. Yarın köyü gezdireceğim ona. Tabii dedeciğim müsaade eder. Yarın ola, hayır ola. Hadi sen içeri gir, terlisin çiçeğim. Gel yavrum, gel. O gelmiş Hasan, çocuğa yanaşırsa öldürürüm. Haksızlık etme Veli dayı. Ne de olsa babası. Öyle baba olmaz olsun. Niye gelmiş acaba, maksadı ne? Hemen kuş kullanma dayı. Ben gider konuşurum kendisiyle. Madem ki babamdı, niye bıraktın bizi? Annemi hep gözü yaşlı gördüm ben. Sen yaptın onu öyle, sen yaptın. İstemezdim öyle olmasını yavrum. İstemeseydin bırakmazdın bizi yalnız başımıza. Başka babalar gibi olurdun. Korurdun, severdin bizi. Sizi her zaman sevdim. Ama bunu kimseye anlatamadım. İkiniz de dua oldunuz dilimde. Hep aradım sizi. Hep beni affetmenizi bekledim. Bak işte baban şimdi sana geldi yavrum. İstemiyorum git. Kötü konuşurum yoksa. Ya öper koklarsam, saçlarını okşayıp seversem, af dilersem, hı? Affetmem. Çünkü annem de affetmeyecek babama, affetmeyecek işte. Dedeciğim, beni bırakma! Buyur Ahmet, yemek yiyelim. Bereketli olsun. Hemen gidiyorum. Sizlere veda etmeye geldim. Hayrola, yolculuk nereye? Bilmiyorum. Kaderin çizdiği yola. Belki birbirimizi bir daha göremeyeceğiz. Yalnız şunu bilmenizi istiyorum, Ayşe'yi sevdim ben. Kızımı da. Senelerce hatamı affettirmeye çalıştım, olmadı. Kaçma sırası bana geldi. Ya karın? Öldü. Veli dayı, hakkını helal et. Helal olsun benden yana. Sen de Hasan, helal et. Helal olsun. Allah'a ısmarladık yavrum. İyi ki annen burada değil Ayşin. Baban da olsa, yabancı da olsa hürmetsizlik etmeni istemezdi. Güle güle yabancı, yolun açık olsun. Dur biraz. Kaçmakla hiçbir şeyi değiştiremezsin Ahmet. Biliyorum ama çaresizim. Pek öyle değilsin şimdi. Elinde yeni bir silahım var. Nedir o? Ayşin. Dinle beni. Merhaba Ayşe. Niçin geldin gene? Seninle konuşmak istiyorum. Konuşulacak bir mevzu yok aramızda. Ayşin hakkında konuşmak istiyorum. Ayşin hakkında mı? Evet, saçma bir inat yüzünden hayatını zehir edeceğin kızım hakkında. Ona kızım diyemezsin sen. O da kimseye baba diyemeyecek öyleyse. Ne demek istiyorsun? Her şeyi. Bir gün soracaklar Ayşin'e. Baban kim diyecekler? Öldü diyemeyecek. Hep susacak. Başı önünde olacak. İçindeki acıyla büyüyecek. Sonra bir gün o hesap soracak senden. Ana diyecek. Hani babam, kimim ben? O zaman sen susacaksın Ayşe. Başın önünde susacaksın. Hakikati söyleyemeyeceksin kızına. Piç damgasını silemeyeceksin alnından. Sileceğim Ahmet. Sileceğim, göreceksin. Ayşin'i bağrına basacak bir babası olacak bundan sonra. Yemin ederim olacak. Nasıl kabul etmem Ayşe? Senelerdir bu anı bekledim ben. Ama sana şunu söylemeye mecburum. Ahmet'in karısı ölmüş.
kendi ahlaksızlığının kurbanı olmuş. Gene de benimle evlenmeye razı mısın? Seni zamanla sevmeye çalışacağım Hasan. Bilirsin, saklımız yoktur birbirimizden. İçimdeki o kirli sevgiyi attığım zaman sevebilirim belki seni. Anlıyorum Ayşe. Bu kadarı da yeter bana. Hemen hazırlanmamız lazım. Şehirdeki dostları da unutmayalım. Hakkı babayı, Hatice teyzeyi... Köy adetleri pek güzel ama sabırsızlar için değil. Kızımla damadımı göreceğim geldi doğrusu. Burada bari huzursuzlanma be adam. Hakkı baba doğru söylüyor bacım. Bu gençler hazırlanmasını bilmezler ki. Bir yol gidip bakayım şunlara. Hah, işte geliyorlar. Yaşa sen çocuğum, yaşa sen çocuğum. Köyün yıldızısın, biricik kızısın, dayının kuzusun. Bahtın açılsın, talih saçılsın. Gönlüm şen olsun, kendini lütfen sakın. Hey! Vur patasın, çal oynasın, vur patasın, çal oynasın. Bu hayat öyle geçer, hey bu hayat öyle geçer. Hey! Kurban olsun veli dayınız size! Bu da benden! Fatma nineniz kusur kalın! Çok yaşa sen şey çok, yaşa sen şey köyü yıldızısın, biricik kızısın, dayın kuzususun! Yine mi sen? Evet Ayşe, son defa geldim sana. Hatırlarsan sen yüzüme tükürmek için gelmiştin. Bense özür dilemek, belki de yalvarmak için geldim. Eğer istemezsen giderim kınalı kekliğim. Çıkmam bir daha karşına Ayşe. Git! İstemiyorum seni, git! Babam nereye gidiyor anne? Ahmet! Thank you.